Yeni bir videodan herkese merhaba. Yatırım 101 YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yatırım fonlarıyla ilgili sık yapılan yanlışlardan bir tanesini masaya yatıracağız ve bu yanlışı yapmamanız için ya da bu yanlıştan nasıl korunmanız gerektiğini sizlere anlatmaya çalışacağım. Son dönemde yatırımcının ilgisi hisselerden yatırım fonlarına kaymış durumda. Bunu biraz anlayabiliyorum. Yanlış hisse tercihleri ya da piyasanın son 1 yılda, son 7-8 ayda sadece belli sektörlerde yükselmesi insanları buraya doğru itmiş durumda. Dolayısıyla yatırım fonları ile ilgili sosyal medyada da birçok kişi paylaşım yapıyor, birçok hesap türedi. Herkesin sosyal medyada tabii ki faydalı olmak istiyor, ama yanlış ve yanıltıcı şeyler de var. İstemeden altına çiziyorum olabiliyor. Dolayısıyla yatırım yaptığınızda lütfen hayatınızda hani kazanmak çok zor günümüzde birikim yapmak daha zor ama yatırım yapmak en zor. Eğer siz bu yatırımlarınızı yanlış yönetirseniz bütün birikimleriniz heba olur. Para kazanmak için harcadığınız vaktin en az %10'unu paranızı kullanmanız için de harcayın arkadaşlar. Günde 8 saat çalışıyorsanız günde yarım saatte işte haftada işte 2,5 3 saatte bu işlere vakit ayırın. Dolayısıyla para kazanmak için çalışıyorlar insanlar ama parayı nasıl doğru kullanırım? Yatırımlarımı nasıl doğru yönetirim? Buraya emek vermekten maalesef uzak duruyorlar ve bu müthiş yapılan yanlış. Yani parayı yönetme işini ee, yanlış yapıyoruz şimdi e, sosyal medyada da birçok hesap var e, bugün işte bes konuşuluyor işte besi savunanlar var e, besten nefret edenler var fonları sevenler var sevmeyenler var hisseleri sevmeyenler var sevenler var yatırım 101 olarak hep size şunu söyledim e, yatırım yapabileceğiniz her şeyi ben bu kanalda anlatıyorum e, Hatta Udemy'de YouTube'da eğitimler var e, bu konuların hepsini anlattım. yatırım fonları da, temel teknik analizi Kriptolarda bana göre bir yatırımcı her şeyi yapabilir. En çok kazandıran yatırım da arkadaşlar sizin en iyi bildiğiniz en yapabildiğiniz yatırımdır. Dolayısıyla kendiniz için olan uygulamını seçmeye çalışın. Ben bu kanalda bir şeyler anlatırken hep artısını eksisini anlatmaya dezavantajını güçlü yanlarını ya da zayıflıklarını anlatmaya çalışıyorum ve son karar size bırakıyorum. Benim kendi kişisel tercihlerimle sizi net biçimde yönlendirerek sadece hisse 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 diyerek hisse anlatmıyorum, yatırım fonları da anlatıyorum, Kriptolarda anlatmaya çalışıyorum. Günün sonunda sizi başarıya ulaştıracak kendinize uygun seçimi yapmak olduğunu lütfen unutmayın arkadaşlar ve biz insanlar olarak yani buradaki yayın üreticileri olarak biraz daha objektif olmamız gerektiğini düşünüyorum sizi yanlış şeylere yönlendirmememiz adına. Şimdi sosyal medyada sevgili Onur bir paylaşım yapmış. Benim de takipçimmiş. Önüme çıktı. Ben de bir yorumda bulundum. Birçok hesap var faydalı olmaya çalışan yatırım fonlarıyla ilgili son zamanda ve birkaç fon var bu aralar konuşulan. Şimdi bu fonlara biraz değineceğiz. Ben 3 tane yorumda bulundum. Bunlardan bir tanesi bu paylaşımda gözü kapatmak. Yani uzun vadeli yatırım yapayım. Ben bugün 10 tane fon alayım. İşte bu fonları. Gözüm kapalı bu fonlara yatırım yapayım. Bu müthiş yanlış asla yapılmaması gereken şeylerden bir tanesi. Siz fon portföyünüzü düzenli aralıklarla takip etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü fonun içindeki hisseler, temalar yüzde 80 aynı kalıyor. Birazdan da bunu göstereceğim. İkincisi e, yurt dışı yırtıcı oranı burada işte %70 yerli %20 yabancı söylenmiş. Bu oran da bugünden belirlenmemesi gereken bir oran. Bu oran sürekli değişken olmalı. Yeri geldiğinde biz uzun vadeli düşüşte olacak, yeri geldiğinde yurt dışı uzun vadeli düşüşte olacak veya tam tersi olacak. Bunları düzenli aralıklarla güncellemeniz gerekiyor. Ve üçüncüsü de e, bu konuların hepsine de değineceğim. E, uzun vadede yurt dışı tefas fonları yerine direkt yurt dışı yönelmenizi öneririm ya da Yurtdışından yurt dışından direkt hisse sepetinizi kendiniz oluşturmanızı öneririm. Ben bu kanalda fazlasıyla bunları anlatıyorum. Neden? Çünkü performansları portföyler memnun edici değil. Şimdi bu üç yanlışa da değineceğim ama bugün sadece bir tanesine odaklanacağım ki Twitter'da attım. Twitter'da da bir paylaşım yaptım gün içerisinde. siz e, fonu alırım, işi portföy yönetisine bırakırım yaklaşımında oluyorsunuz ama lütfen şunu unutmayın. E, benim yatırım fonları eğitiminde e, söylediğim sözlerden bir tanesidir. E, tanımayanlar olabiliyor. E, Udemy online elit eğitim platformu, yatırım onları portföy yönetim eğitimi var. İşte ben şu an yurt dışındayım diye burada fiyatları euro görüyorsunuz ama TL bazında çok uygun. Herkesin alabileceği fiyatlar en çok satılan eğitimlerden bir tanesi. E, bu eğitim içerisinde yatırım fonları ile ilgili, portföy yönetimi ile ilgili her şeyi öğretmeye çalışıyorum. E, 5000 civarında da öğrenci kayıt olmuş. E, bu işi temelden öğrenmek isteyenler lütfen bu eğitimi alsınlar. E, bu kadar yatırım yapıyorsunuz, para kazanıyorsunuz. Parayı doğru yatırım fonlarına harcamak ve bu işi temelden öğrenmek sadece 4.5-5 saatinizi ayırarak öğrenebileceğiniz şeyler. Şimdi bu eğitim 3 sene önce benim yayını aldığım bir eğitim. O 3 sene önce e, o dönemde odaklandığımız işte piyasada dikkat çeken yatırım fonları vardı. Herkes konuşuyordu. E, TKF, işte e, TCD, Mac. Mesela bugün bu üç tane fona odaklanacağız. E, bu üç tanesini seçtim. Biraz da o dönemin en e, popüler fonlarıydı. E, bu üç fon o dönemin en çok kazandıran fonlarıydı. Bugün son iki yılda e, genellikle yani son iki performanslarına göstereceğim e, endeksin altında kaldılar. Bunların Sebeplerini birazdan anlatacağım ama işte bir tanesinde portföy yönetici değişikliği var diğerinde Teması ona ait değil yani burada zaten sebebini yazmaya çalıştım çünkü Hisse fonlarının e, Temelinde Ömürlerinin yüzde 80'ini benzer temada geçirirler arkadaşlar yani işte Mac mesela değer yatırımı yata, yapan bir fon gidip e, Finans sektörüne değer yatırımına inanmadığı yerlere yatırım yapmaz e, Dolayısıyla siz bugün e, t2 ihk ve ihh gibi Mesela hisse fonlarına yatırım yaptığınızda e, Gidip onlar 2 sene sonra e, BIST 100 dışındaki şirketlere yatırım yapmayacaklar fonların Yani Portföy yöneticisi gidip e, %80 ben işte şu anda enerji şirketleri hareket ediyor gideyim enerji şirketlerine yatırım yapayım demeyecek ya da Bu dönem elektrik üretim şirketlerine yatırım yapayım ben portföyün tamamını satayım buna geçeyim demeyecek portföylerin Bir teması vardır ve %80 benzer e, hisselerde dönüp dolaşırlar eğer Yeni bir temada ışık görürlerse o, o şirketler, aracı kurumlar yeni bir fon oluşturuyor ve o fonla o şirketlere yatırım yapıyor ve size onu öneriyorlar. Dolayısıyla bu resmin herkesin farkında olmanız olması lazım. Bu yüzden fon portföy yönetimini de aktif yapmanız lazım. Ee, birazdan e, metrikleri de sizlere sunacağım ama şu tweette değindiğim önemli şeylerden bir tanesi fonun hangi temaya yatırım yaptığı, hangi şirketlere yatırım yaptığının ve gelecekte gelecek dönemde hangi temanın öne çıktığını çok iyi bilmelisiniz. Bu yüzden düşüşlerde bu piyasadan korkmayın. Ekran başında durmanıza gerek yok ama piyasa içerisinde kalın, geleceği anlamaya çalışın, bu yayınları takip edin. Ee, ama lütfen geçmiş dönemde işte en iyi kazandırmış fonlar bunlar. Bu fonlara yatırım yapayım demeyin. demeyin. Çünkü bugün mesela konuşulan TI2, IHK ve IHH gibi fonlar var. Bunlara baktığınızda %80 benzer şirketlere yatırım yapıyorlar. Holdinglere, bankalara, işte biz 30 şirketlerine baktığınızda e, onların da performansına onlar da 2021 yılı içerisinde hani 2021 20 19 yılı içerisinde enflasyon altında kalmışlar. Dolayısıyla dönem dönem bazı şirketler öne çıkıyor. O fonlara yatırım yani o hisselere yatırım yapan fonlar da öne çıkıyor. Sizin bir yatırımcı olarak o yüzden doğru port, portföy oluşturmanız lazım. Fon portföyünü de düzenli biçimde aralıklarla takip etmeniz lazım. Bakın TCD'nin yıllık getirilerini gösteriyorum. TCD bir değişken fon. Normalde değişken fonlar hisse fonlarından farklı olarak e, portföylerini daha çok değiştirebilirler. Mesela BIST 100'e yatırım yaparlar ama yeri geldiğinde de hemen e, işte BIST 100 dışına yönelebilirler. Ağırlıklarını değiştirebilirler. E, değişken fon dışındakiler çok fazla bu hareketi yapmazlar. Yani %80 benzer temada kalmak zorundalar. E, örneğin bu fonun getirilerine baktığınızda bakın BIST 100 endeksin getirisini burada görüyorsunuz. 2019'da BIST 100 %29 getirirken TC'de %127 getirmiş ki o zaman o dönem enflasyon çıldırmamıştı. %30'a %27. E, %30 2020 döneminde BIST 100 %30 kazandırırken bu fon %115 kazandırdı. E, 2000, 2021'de 21'de yine %30 kazandırırken endeks bu fon %34 kazandırdı. 2022'de BIST 100 endeksi 206, %206 artarken bu fon %220 kazandırdı. Ancak 2023 yılında BIST 100 endeksi %39, biz 2024 yılında da %47 artarken bakın tacirler portföyü bu değişken fonu %31 ve 32 ile endeks altında getiri sundu. Yani 2022 yıl sonu itibariyle bu fon düşüşe geçmiş durumda ama bu fonun 2019-2022 arası e, müthiş bir performansı var. Benzer şey TKF için de geçerli. TKF'de de son 2 yılda %41'lik getiriler görüyorsunuz. Biz biz yüzün getirisi %47 ve 39. İşte endeksin çok az e, altında. E, burada endeksin çok az üzerinde. Yani e, altında kalmış gene olarak baktığınızda diğer fonların çok altında kalmış ama 2020 performansı %110, 2019 %67. Çok çok iyi getirileri var. Keza Mac fonu var, Marmara Capital fonu. Mesela bu değer yatırımı yapan bir fon. Benim kendi hisse anlayışımda hisse portföy yönetimimi nasıl yönetiyorsam buna çok benzer bir fon. Ama bu fonda işte bakarız isterseniz birazdan. Son 2 yılda 2023 ve 24 yılında Hani endeksin altında kaldı %47'ye 53, 39'a 30. Dolayısıyla hani kabul edelim birbirisinin işte eşitlesin endeks bazında getiri var. Dolayısıyla endeksi geçmediler. Enflasyon altında kaldılar. Ama bu fonlar geçmiş yıllarda iyi kazandıran fonlar. İşte 2020 yılında %94, 2019'da %74 gibi getiriler var. Dolayısıyla arkadaşlar gördüğünüz gibi en iyi fonlar bile doğru yani temalarını sürekli değiştirmedikleri için her dönemde en çok kazandıran olmuyor. Bugünün kazandıran işte fonları en çok konuşulan fonu T2, e, IH ve e, T yine t yi açmışız. IHK'yı açabiliriz galiba. Şurada hani direkt e, örnek olsun. Şuraya yazalım. IHK'yı işte portföy kadın fonu. Yıllık getirilere baktığımızda e, bu fonlara bakın son 2 yılda 77 81 ve BIST 100 endeksin üzerindeler ama 2021 yılı %22 kazandırmış. Halbuki endeks %30 kazandırmış. 2020 yılı %27 kazandırmış. Endeks %30 kazandırmış. 2019 yılı %33 kazandırmış. Biz düz zaten %30 bir Yani 2019-21 arası endeksin gerisinde kalmış baktığınızda. 2022 yılında bir hareket başlamış ve 2024 yılına kadar devam etmiş. Keza e, bu fonlar için de aynı şekilde IHH fonu içinde benzer bir durum var ve IHK fonu içinde benzer bir durum var. Bu fonların ortak özelliği güncel portföylerine baktığınızda yüzde 80 Benzer şirketlere yatırım yapıyorlar. İşte bankacılık yüzde 20 civarında bankacılığa yatırım yapıyorlar. E, holdinglere yatırım yapıyorlar. Gıda, perekende sektörüne yatırım yapıyorlar. E, dolayısıyla çok benzer şirketlere yatırım yapıyorlar. Hani baktığınızda güncel portföyleri yüzde 20 %80 aynı dolayısıyla e, Para bu şirketlerden çıkıp e, işte başka temaya girdiğinde e, Bu fonların getirileri geride kalacak Dolayısıyla siz aktif olarak bu piyasada e, Bu işi yönetirken Fon portföyünüzü güncellerken Mutlaka dönemin önümüzdeki 6 ayın Bir yılın Temasını anlamaya piyasada hangi hisselerin hangi sektörlerin hareket edeceğini Anlamaya ihtiyacınız var doğru fonu doğru fon portföyünü Oluşturmak için o yüzden asla arkadaşlar Tek bir fona ya da birkaç fona yatırım yapalım 5 sene sonra bakarım kafasında e, Olmayın e, çünkü e, gösterdiğim gibi hani kanıtlar ile birlikte fon performansları Geçici oluyor günün sonunda Fonun yatırım yaptığı şirketler belli Bu şirketlerin performansı da belli bugün En çok yapılan en sık yapılan bir hatayı düzelttim Umarım bu video birçok kişiye ulaşır e, ve faydalı olur Önümüzdeki dönemde e, yorumda bulunduğum diğer yanlışları düzeltmeye çalışacağım. Lütfen takip etmeye ve özellikle fon performansıyla yani fo, yatırım fonlarıyla ilgileniyorsanız e, gerçekten bir kahve çay parasına şu eğitimi alıp izlemeye çalışın, öğrenmeye çalışın. Uydemi'den de alabilirsiniz, YouTube katıldan da alabilirsiniz. Hani geleceğinize riske atmayın. Bu kadar para biriktiriyorsunuz, e, para kazanıyorsunuz. Paranızı yönetmek için de biraz vakit harcayın kendinize yaptığınız yatırımın geri dönüşü en yüksek olan yatırım olduğunu lütfen farkında olun. Amacımız finansal okuryazarlık ve finansal terimleri olabildiğince kolaylaştırarak anlatmak. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.